Mumcus TV The Game Buradan herkese merhabalar Dark Souls sevenler. Dark Souls Remastered tam çözüm serimizin 14. bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen bölümde lanet olası bir Aizalit dövüşü yapmıştık ve sonunda da galip gelmiştik. Şimdi kazandığımız soul'larla hemen levelimizi atlayalım. Bakalım Vitality'ye vereceğim. Zaten başka da şey yapamıyorum. Gerçi 29.000'imiz kaldı. Hemen bir tane soul parçalıyorum. Bakalım şöyle 3.000'lik 5.000'lik bir tane parçalayalım. Şu yeterli diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2.000 küsü verecek ya da 3.000 verecek. Abim verdi. Hemen birazcık daha parçalayalım. Evet arkadaşlar, bugün daha önce de söylediğim gibi yapmadığımız şeyleri yapacağız. Gitmediğimiz bölgelere gideceğiz. Çünkü yanından geçsek de gitmemiştik. Çünkü levelimiz yeterli değildi. Öleceğimizi düşünüyordum. Boşu boşuna zorlanmayalım dedim. Zaten opsiyonel bölgeler hepsi. Hepsi opsiyonel olduğu için de gitmemizin çok anlamı yoktu. Şimdi onları tamamlayacağız. Oradan bir sürü artı ve basma itemi, yani upgrade itemi kazanacağız. Güzel bir Covenant'a üye olacağız. Çok güzel bir item alacağız diyeyim. Onu söylemiyorum. Size şey olmasın. Hemen Daughter of Chaos'a gidiyoruz. Biliyorsunuz bu şeyle Koalak ve Koalak'ın kardeşinin olduğu ya. Koalak boss'undan hemen sonraki yer. Şuraya bir bakıyorum hemen. Bu karı hala bize küs. Tat diyorum. Konuşmuyor. Git diyorum. Gitmiyor. Gel diyorum. Yine gelmiyor. Silahımızı elimize alalım. Ve şuradan şöyle yapalım, pardon. Hemen kalkanımızı da elimize alalım. Grass Shield. Ve bölgemize doğru gidelim. Şimdi gideceğimiz bölge The Great Hollow diye bir bölge arkadaşlar. Toplamda yaklaşık 10 tane Crystal Lizard'ın olduğu, aslında şey olmasa da, labirent gibi olmasa da, labirent benzeri bir düşünceyle yapılmış olan, sürekli böyle, çünkü bir yerden bir yere atlıyorsunuz, bir yerden bir yere ulaşmak için doğru yerden atlamanız gerekiyor aşağı. Labirent sisteminin olduğu bir yerde olacağız. Ondan sonra en aşağı ineceğiz. Etli üstlüye karışmadan koşup çok güzel bir Covenant'a üye olacağız. Hatta Covenant sahibine kuyruğunu koparacağız. Bu arada köpeğim güzel bir rüya görüyor. Kızım. Venüs. İyi misin bir tanem? Oy kıyamam. İnliyordu arkadaşlar da. Büyük ihtimalle rüya görüyordu. Havalar biraz sıcak tabii, mayışıyor hayvancağız. Evet, buraya atılıyorsunuz arkadaşlar. Burası Blighttown. Şimdi buradan devler var. Devlerden şöyle kaçacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Hoppa. Şimdi Blighttown'da biz bıraktıktan sonra tabii birkaç tane NPC benzeri diyeyim ama bize göre çok güçsüzler artık. NPC benzeri birkaç arkadaş, evet bakın mesela bir tanesi şurada. Bu NPC benzeri arkadaşlar bizimle dövüşüyorlar. Hoppa. Gel. Gel gel, kıyamam, gel. Hemen öldürüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bize göre çok güçsüz kaldılar çünkü. Aha, tabii. Bunu da öldürdüm. Bu lanet olası şeyleri hatırlıyorsunuz. Bunlardan şurada devamı var aslında. Göstereyim hatta size. Toplamda 3 tane falan olması lazım. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz burada. Toplamda 3 tane bu NPC benzeri arkadaşlardan var ama ya büyük ihtimalle NPC zaten benzeri diyorum ama büyük ihtimalle NPC. Hani benzeri dememin sebebi bize göre artık çok güçsüz olmaları. Cidden artık çok güçsüzler. Neyse. Şimdi hatırlıyorsanız burada bir tane tahta shield almıştık. Böyle bir ağaç kovuğunda. Evet. Burada bir tahta shield almıştık ama bizim gitmemiz gereken yer burası.
Bu resmi bilerek göstermedim arkadaşlar. Gidecektiniz. Büyük ihtimalle ölecektiniz. İlk önce şunu bir yapayım ben. Şu zehirden bir kurtulayım. Sonra buraya bir not bırakmak istiyorum. Çünkü kimse buraya not bırakmamış. White White Massage. Evet. Use Drop. White Massage. Ahead. Değil. Geography. Illusory Wall. Okey dedik. Kontrol edelim. Illusory Wall. Evet. Doğru. Ve bir tane sandığımız var. Hemen açtık. Ve tabii ki bunlara kalmadık. Burada da bir Illusory Wall var. Hemen şuraya da bir mesaj bırakacağız. Write message ahead geografya. Şuradan Illusory Wall. Okey dedim. Tam şuraya bir mesaj daha bırakacağım ki tam olarak nerede olduğu anlaşılsın diye. Geography, Illusory, Wall. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim. Burası opsiyonel bir bölge arkadaşlar. Buranın boss'u yok. Başka hiçbir şey yok. Sadece bir Covenant'a katılma olayı var. Bir de bir sürü Crystal Lizard var. Bu Crystal Lizard'larda biliyorsunuz bize upgrade itemleri sağlıyor. Hemen oturalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sistem. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi başlayalım. İlk önce buradan aşağı atlayacağız. Buradan şöyle gideceğiz. Gitmek istediğimiz yer şurası. Oraya gidebilmek için değişik bir yöntem edeceğiz. İlk önce bir Estus'u fulleyelim. Şuraya dikkatlice düşelim. Buradan da bakıyoruz. Gölgemizi takip ederek çok güzel atladık. Harika atladık. Şimdi arkadaşlar burada toplamda 5 tane Crystal Lizard var. Bakın bir tanesi şu. Görüyorsunuz. Hemen bunu alıyorum. Titanic Chunk ve Twintle Titanic verdi. Şimdi size tavsiyem şunu yapmanız. Heavily kaldırıyoruz. Zaten zırhımız bizim hafif. Coventus Ring'i takacağız ki item discovery'miz artsın. Ve hemen bir restart çekeceğiz. Relog atıyoruz hemen hızlıca. Bakın diğeri de burada. Aşağı düştü, öldü mü? Ölmedi. Ölmediği için hemen bir relog daha atıyoruz. Burada çıkmadı. Hemen içeri girelim. Crystal Lizard'ların olayı da bu arkadaşlar. Yani değişik yerlerde çıkıyorlar. Bakın mesela bir tanesi burada çıkmış. Ne verdi? Titanic Chunk verdi. Evet, bunu da aldık. Hemen bir loot daha atıyoruz. Hızlıca koşuyoruz tekrar. Burada birkaç kere log atmanız gerekebilecek arkadaşlar. Yani birkaç kere dediğime bakmayın. Bayağı bakın burada iki tane var mesela şu an. Ok birini kaçırdım. Seni kaçırmaya niyetim yok ama. Evet. Etti 3. Evet, bir şey yok. Tekrar relog atacağız. Relogumuzu attık. Koşuyoruz. Koş, 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 koş. Yine çıkmadı. Tekrar relog atalım. Burada çünkü bir tane daha kalmış olması lazım arkadaşlar. Çünkü 3 tane aldık. Burada tam 4 tane Crystal Lizard olması lazım. Sesi geliyor bir yerden ama kendisini bulamıyorum. Şöyle yapacağım. Bir elok da şurada atacağım.
Bilerek içerilere log attım ki beni görüp kaçmasın diye aynen. Gel buraya. Bir tane daha var arkadaşlar. Onu da ayak seslerini duydum. O da benim olacak. Hemen içeride bir log dağıtacağım. Değil mi? Beni görüp kaçmasını istemiyorum. Bu dördüncü oldu. Demek ki burada beş tane herhalde. Yanlış ayak sesi duymadıysam eğer. Çünkü aşağıda da şeyler var. Bizim bu iğrenç böyle ağzına bir şey püskürten kurbağalarımız var ya. Demek ki yanlış duymuşuz. Ben ya da garantiyi alacağım. Son bir log daha atacağım. Şöyle bakayım ki önce. Evet. Ben bir garanti alayım. Son bir log atayım. Yok. Kristal sesi duymuyorum. Büyük ihtimalle 4 taneymiş. Bildiğim gibiymiş. Buradaki iş bitti. Şimdi arkadaşlar buradan şuraya atlayacağız ama şöyle arkamızdan o şey püskürtenler var. Şimdi şurada bir Crystal Lizard var. Hemen bunu alıyoruz. Evet. Bunu da aldık. Okey dedik. Şöyle yukarı çıkalım. Burada değil. Bakıyorum şöyle. Hoppa. Kamera açıları böyle bazen değişiklik sağlayabiliyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi tekrar bonfire'ımıza geldik. Oturduk. Tekrar aynı yerden atlayacağım. Bu sefer farklı bir yere ulaşmaya çalışacağım. Tam olarak yerini hatırlamaya çalışıyorum. Şurasıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Buraya atladım. Ve bakayım şöyle bir aşağıya. Hemen bir log çekeceğim. Görebiliyor muyum? Bakacağım. Evet, burada da değilmiş. Bir bonfire'a gidelim. Tekrar oradan bir hatırlamaya çalışayım. Evet, hatırlamaya çalışıyorum. Buraya atlayınca... Şurası mıydı ya? Şöyle yapalım. Şu karışık bir bölge olduğu için dediğim gibi ben de unutabiliyorum. Dört tane orada aldık. Bir tane orada aldık. Beş. Bakayım şuram. Evet, burasıydı. Burasıydı arkadaşlar. Aşağı atladık. Burada da iki tane bizim Crystal Lizard'ımız olması lazım. Bir tanesi bu. Hemen kesiyoruz. Haydi bak işte. Evet, bir tanesi bu. Hemen reload attık. Çıkmadı. Hemen bir reload daha attık. Evet, buradasın. Kaçma, kaçma, kaçma. Ve Titan'ı slap verdi. Biliyorsunuz eşyalarınızı artı 10, artı 5 yapma özelliğine sahip güzel bir item. Evet. Buradan da bakalım ne yapıyorduk? Evet. Tekrar bonfire'ımıza geri döneceğiz. Şu şekilde yapacağız. Şuraya atlayacağım. Buradan tekrar yukarı çıkacağım. Bonfire'ıma bir oturup esuslarımı tazeleyeyim. Evet.
Şimdi tekrar atlıyoruz arkadaşlar. Şunu da alacağız. O da güzel bir itemdir. Buradan aşağı atlayarak alacağız. Neyse. Tekrar şuraya atlamamız lazım. Çünkü orada hayat hatırlıyorsanız aşağıda basilistler var. Yapma bak bu ha. Orası buga giriyor bazen arkadaşlar. Evet. Hatırlıyorsanız aşağıda basilistler vardı. O basilistleri öldürüp son iki tane daha Titanite, ay pardon, Crystal Lizard'a ulaşmamız lazım. Onun için de şöyle yapıyoruz. Şuradan koşup atlıyoruz. Ve basilistler bir tanesine, biliyorsunuz bunların curse build'ı var. Yapma be, öldük. Vallahi. Çok ders geldik. Neyse. Şimdi sıkıntı şu. Curse build'e buna girdiğimiz için canımız artık yarıda maalesef. Lightning Curse'e Stone. Purging Stone lazım. O da diyor ki New London'daki Healer'dan bulabilirsin. Ben New London'u tercih etmiyorum. Hatırlıyorsanız Belgargoyos'un altında bir arkadaş çıkmıştı. Öyle duruyordu. Ondan alıyorum. Daha kolay oluyor. Ama bir bakacağım. Elimde var mı? Elimde neyse. Ben buradaki işlerimizi bitirelim. Onu da almayı size göstereyim. İyi oldu. Yani size göstermiş olacağım. Açıkçası iyi oldu. Hemen gidiyoruz. Tekrar aşağı düşeceğiz. Şuradan şöyle. Buradan da böyle. Ah, bir tane daha var. Ayak sesini duydum şerefsizim. Dediğim gibi 5 taneymiş demek ki. 4 diye de hatırlıyordum da. 5 taneymiş arkadaşlar. Bu şekilde bunu da göstermiş oldum. Açıkçası sevindim. Şunlar gelsin bana. Gel. Bu da gitti. Gel. Evet, bu da gitti. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Evet, doğru gidiyoruz. Buradan geldik. Şimdi dikkatli şekilde şuraya atlamamız lazım. Çok güzel. Şimdi burada da size bir şey göstereyim arkadaşlar. Bakın buradan aşağı iniyorsunuz ama geri çıkmak sıkıntı. Çok saçma bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Aşırı saçma bir şekilde çıkıyor. Hemen burada bir reload atıyoruz. Ve ilk... Dur la gitme. Evet. İlk lizardımız. Bir de şurada bir reload daha atacağım. Burada bir tane daha çıkıyor olması lazım. Ne yaptı? 8 metre. Evet, sesini duydum ama kendisini göremedim. Hemen bir kere daha atıyorum. Kaçma. Bak ya. Daha bizi göremeden kayboluyor. Nasıl yapsak? Şöyle köşede mi yapsam? Aa, çok saçma ya. Şöyle yapsam. Evet, bunu da böyle aldık. Green Titanite ve şeyimizi aldık. Ruhumuz yok.
Hemen aşağı atlayacağım. Ve öldük. Evet. Şimdi burada yüksek atlayışlar yapmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden ilk önce Pershing Stone'u almam lazım. Bu arada bunun şey açılıyor mu? Catacombs, Dark Moon, Dots of Chaos, Sunlight, The Great Hollow Moon. Maalesef yok. Neyse. Bu şekilde devam etmeye çalışacağım. Evet, şimdi şuradan gideceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle oradaki nokta bilerek konulmuş bu nokta kim? Trydown, aynen. Şimdi şuraya atlamamız lazım. Orada çok güzel bir yüzük var. İnşallah canımız yeter. Canımız yetti ama. Hoppa. Evet, canımız yetti ama. Geri yukarı buradan mı çıkmamız lazım? Dur bakıyorum bir. Şöyle bir yukarı çıkalım. Lan. Onu almamız lazım arkadaşlar. Bakıyorum şöyle kendim ayarlayayım. Şöyle atlayacağım. Kamera açısı sürekli olarak değişiyor burada. Evet aldık. Hemen bakıyoruz. Bu yüzük güzel bir yüzük arkadaşlar. Florentine Ring. Nerede? Evet. Bu aynı bizim Crest Shield'imiz gibi. Bizim stamanyamızı sürekli olarak regenere ediyor. Yani sürekli olarak yeniliyor ve hızlı bir şekilde dolmasını sağlıyor. Şimdi buradan aşağı atlıyoruz. Şimdi o şeylerin olduğu yere tekrar gitmemiz lazım. İlk önce şunu alalım. Gelmişken. Biliyorsunuz şurası basilisklerin artık bölgesi. Gel kardeşim. Hemen seni şöyle alalım. Diğeri de geldi. Güzel oldu. Seni de aldık. Evet, basilistleri de böyle halletmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan şuraya mı atlayacaktık? Bir bakayım. Şöyle etrafa bir bakmam lazım. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam. Yani item kaçırmamaya çalışıyorum. O yüzden bu kadar zorlanıyorum ama. Şöyle yukarıda, aa bak şurada bir tanesi kaçırdım. Büyük ihtimalle su oldu da. Aynen. Çok önemli olsa hatırlarım çünkü. Orada bir şey var. Evet. Şöyle yapacağız. Zaten en son şeye döneceğiz. Arkadaşlar bonfire döneceğiz. Bir bonfire'dan yukarıdan bir bakacağız. Ne var, ne yok. Ne yapmışız, ne etmişiz. Evet, orada bir şey var. Bakayım. Bir de orada bir şey var. Onu nasıl alacaktık? Onu düşünüyorum. Şuraya düşmüş olacağız. Aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Evet, o orada kaldı. Bir tanesi de üstümüzde kaldı herhalde o zaman. Bakayım şöyle bir. Yok, o üstümüzde kalmamış. Neyse. Şimdi şuna şöyle yapacağım. Bunu alacağım. White Titanic Chunk. Şurada zaten merdiven var. O bizi en yukarıya kadar çıkartıyor.
Ondan sonra bakacağım. Şuna da şöyle yapacağım. Evet, deri temizli orada güzel. Doğru hatırlamışız. Onu da şöyle yapacağız. Bunu da alacağız. Aşağı doğru inişimize devam edeceğiz. Evet. Bir cam basalım. Aşağıda yine bizi basilistler bekleyecek arkadaşlar. Ama onlarla çok uğraşmayacağız. Yapma be. Kötü oldu. Onu bir dahaki gelişimizde artık halledeceğiz. Hemen çıkalım yukarı. Buradan tekrar şey yapamıyoruz. Yukarı çıkmaya devam. Bayağı uzun tutmamışlar bunlar. Gördüğünüz gibi zorlu bir düşman yok arkadaşlar ama aşırı şekilde böyle şu şuradan geliyor, bu buradan geliyor. Aynı bir kör düğüm gibi iyi analiz ediyor olmanız lazım oyunu. Şu şuradan gelmiş, bunu buradan çıkartmamız lazım falan tarzında iyi bir analize ihtiyacınız oluyor. Bir dakika, ne yapmıştık biz en son? Hop, düşme. Düşme, düşme, düşme. Sakin ol şampiyon. Evet, bunu buradan mı almıştık? Evet, doğru. Tekrar buraya geldik. Zaten almamız gereken bir item kaldı. O da şu. Bakıyorum şöyle bir. Buradan da şuraya atlayacağız. Bu bizi nereye götürüyordu? Ona bir kontrol edelim. Tamam. Buradan da şöyle düşelim. Bu bizi başka bir yere götürüyor mu? Bir item var mıydı? Kontrol edelim. Yok. Evet, bu da güzel. Buradan da şunu atlıyoruz. Bu da tamam. Ve geldik yine. Aynı yere. Zaten aşağıdan basit çatır çatır sıkıyor. Onun üzerine bir plancın atak yapmak istiyorum. Evet, sen de git arkadaşım. Bu da gitti. Başka... Hoppa, düşme! Burası da böyle işte arkadaşlar. Allah'tan iyi düştük de kurtarabildik. Zaten yukarıda bir eşyamız kalmamıştı. Alacağımız her şeyi almıştık. Ve öldük. Tekrar aşağı kadar ineceğiz. En azından bir bonfireden bir aşağı doğru bakarız. Kaçırdığımız item var mı onu görürüz. Bir yerden de iyi oldu diye düşünüyorum. Bakalım şöyle. Parlayan bir şey yok. Evet. Aşağı doğru inelim. Bakın bir tane bir şey kaçırmışız orada. Evet, Red Titanic Chunk. Buradan da şuraya indik. Burada geçişimiz yok. Ya bu saatten sonra nereden nereye atladığınız çok önemli değil arkadaşlar. Yeter ki doğru atlayın. Gerisi çok sıkıntı değil. Tabii ben yolumu kaybettim. Atlayacak yer bulamıyorum şu an. Evet, atladık. En azından atlamış olduk. Buradan da şuraya atlayalım. Atlayamadık. Atladık. O da oldu. Hemen basalım.
Aşağı inelim. Bir kez daha basalım. Tabii canımız da yarıda. O çok büyük bir sıkıntı bizim için. Ve basilistler yine. Basilistler. Buradan diğer basilistleri görebiliyor muyuz? Görsek gayet güzel olabilirdi. Şöyle bir etrafımıza bakalım yine. Evet. Merdivenden aşağı inelim. Ve yine basilistler. İğrenç şeyler. Hemen diğerlerini de temizlemek istiyorum. Bir tanesi aşağı düştü. Başka kaldı mı bakıyorum. Sanırım başka kalmadı. İtemlerimizi toplayalım. Orada bir item var. De kameranın açısı sürekli de bozuluyor arkadaşlar. Yani sürekli olarak bozulma yaşıyoruz kameranın açısıyla. O da bizi yani gördüğünüz gibi. Ya sırf kameranın açısı bozuldu diye biz bunu yaşadık yani. Tekrar iniyoruz. Kısa bir ara veriyorum, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Evet, düşmedik. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi ilk önce tekrar basilisklerin oraya gitmemiz lazım. Çok güzel. Evet, basilisklerin oradayız. Aşağı atladık. Ve basilisklerimiz geliyor. Gel babam. Gel anam gel. Bunu aldık. Kaçtık geri. Bunu aldık. Evet. Bunu da aldık. Güzel. Şimdi aşağı doğru devam edeceğiz. Düşmemeye özen göstererek devam edeceğiz. Şuradan şöyle atladık. Buradan aşağı devam edelim. Evet, yol burada bitiyor anladığım kadarıyla. Yani oyun bize diyor ki bir yerden aşağı atla hacı. Biz de kendimizi burayı seçtik. Buradan da şöyle gittik. Evet. Buradan da şuraya atlayacağım. Gördüğünüz gibi tekrar geldik. Şurada şöyle yapalım. Burada bir basiliskimiz var. Buna direkt plancadak yaptık. Bir tane daha basiliskimiz var. Biz rahat bırakması anlamında... Ay bak işte. Biz rahat bıraksın. Onu da şöyle alalım. Bize sıkıntı çıkartmasın. Buradan aşağı ineceğiz. Yine basilisklerimiz var biliyorsunuz. Sıkıntı yaratıklar.
Bunu aldık. Şurada bir basın riskimiz daha var. Bunu da aldık. Burada da 4 tane daha, 4 tane basın riskimiz olması lazım toplamda. Evet, bunları da tamamladık. Şuradan aşağı inmeyeceğim ya. Eye of Deed aldık. Biliyorsunuz bu şeydi. Neyi Covenant'ı? Nito'nun Covenant'ına, The Grave Lord Covenant'ına girdiğiniz zaman Nito'ya sunduğunuz Covenant itemları arkadaşlar. Buradan aşağı iniyorum. Düşmemeye dikkat ediyorum çünkü lan orada da bir şey unutmuşuz ha. Onu nasıl alacağız? Bakalım hemen. Bir sıkıntı düşersek çok şey yapıyoruz. Nerede o item? Burada mı? Burada da değil. O item nerede acaba? Evet, burada. Dikkat. Hoppa! Ya işte yani bunu sevmiyorum ya. Yani bunu sevmiyorum. Neyse tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Buradan şöyle atladık. Buradan da şöyle atladık. Buradan böyle yaptık. Bunlar gelsinler. Ben bunları hiç şey yapmayacağım bu sefer. Buradan direkt aşağı ineceğim. Çünkü büyük ihtimalle onlar zaten aşağı düşüp ölecekler diye düşünüyorum yani en azından. Buradan şuraya. Evet, burada bitiyor. Buradan da şuraya atlayalım. Buradan da aşağı doğru yol devam ediyor. Ne diyor? Zaten canımız daha az ama sıkıntı düştüğümüz zaman direkt ölüyoruz. Basilisklerden ciddi anlamda nefret ediyorum yani. Bakayım. Ne yapabiliriz? Nereye atlayabiliriz? Evet, buradan daha da fazla devam. Evet, haydi. Tıkandık. Yanlış bir yere mi atladık? Hemen can doldurmam lazım. Evet. Merdivenden aşağı inelim. Tekrar ve tekrar basilisklerle boğuşacağız. Bu gitti. Bu da gitti. Zaten bu kadar gıcık yaratıklar olamazlar yani. Öl lan! Şimdi o item neredeydi onu bir bulmamız lazım tekrar. Evet, burada düştüğümüze göre item burada. Ama yani onu almanın tek yolu bu mu diye düşünüyorum. Abi daha hareket etmeden aşağı düşüyorum ya.
Nereye düştük hiç bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle devam ediyorum. Buradan nereye atlayabiliriz diye bakıyorum ama şöyle atlayacağım. Hangi yol aşağı gidiyor? Onu takip ediyorum arkadaşlar. Olayım bu yani. Evet, yol orada bitiyor. Ben de o yüzden şöyle atlayacağım. Buradan da şöyle atlayacağım. Buradan da şöyle. Aa bak, bu sefer basitliklere takılmadan geldik yani. Bir cam patlatacağım. Siktir git. Bak ya. Lanet olası yaratıklar ya. Evet. Ölümün gözüntü. Bu da büyük ihtimalle bizim az önceki ölümüz. Taşlaşmış. Şimdi bu sefer arkadaşlar o item'ı başka bir şekilde almaya deneyeceğim. Belki aşağı gittiğimiz yol oraya bağlanıyordur diye düşünüyorum. Yine sıkıştık, arada kaldık. Evet, bu da bitti. Son bir tane daha olması lazım burada bir yerde. Sen de gel abi. Hadi. Sen de git. Evet, aşağı bağlanan yolumuz nerede? Ona bakalım. Orası değil. Evet, burası. Ya o bildiğin tuzak gibi ya. Yani o bildiğin tuzak ya. Büyük ihtimalle hiçbir şey yok arkadaşlar orada. Yine de uğraşabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yani tam çözümde burada uzaklaştırdım ben biraz ama ciddi anlamda bölüm uzuyor, yoksa sıkıntı yaşıyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum o yüzden. Evet, güzel mantarcıklar. Bunlar arkadaşlar çok sağlam yumruk atıyorlar, haberiniz olsun. Sakın izin vermeyin. Çok sağlam yumruk atıyorlar hem de. Evet, onu almanın yolu ne? Bakıyorum hemen. Yine bir yerden aşağı düşmemiz lazım ama ölürüm diye de çok korkuyorum. Evet, şöyle yaparsak onu da almış oluruz. Titanite Chunk. Şöyle yaptık. Aşağı doğru iniyoruz. Devam ediyoruz. Evet, büyükler de orada. Hele o büyükler arkadaşlar tam bir canavar yani. Böyle tatlış tatlış durduğuna sakın bakmayın. Cidden çok can yakıcı olabiliyorlar. O yüzden hoppa, bakın burada da bir tane var. O 3 tane büyük var. Zaten burada alacağımız bir şey yok arkadaşlar. Ben hemen onları öldürmeden şöyle kaçıyorum. Ve bir sis perdesi içine girdik. Burada bir yerde bonfire var mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, şurası bonfire. Hemen oraya ulaşmaya çalışacağım. Çünkü burada bize su atan yaratık abilerimiz var. Hemen koşa koşa oraya ulaşacağım. Hemen bakmak istiyorum. Acaba Ash Like'ın bonfire'ına dışarıdan ışınlanabiliyor muyuz diye ama. Sanırım ışınlanamıyoruz. Neyse. Evet, çok güzel mekan arkadaşlar. Şimdi şu abiler bize su fışkırtıyor. O yüzden
Olabildiğince hızlı. İsterseniz kesebilirsiniz de. Ama benim şu an canım olmadığı için onu kesmek istemiyorum. Ya da deneyelim ya. Ne kaybedeceğiz? Bonfire'a çok yakınız zaten. Server'ımı aldım. Bekledim. Su attı. Evet. Şöyle boyunlarına arkadaşlar vurun. Ama şöyle benim silahımı değiştirmem lazım. Bu işe yarar diye düşünüyorum ama yaramadı. Evet, kafasının bir tanesini koparttık. Devam ediyoruz. O da gitti. Bir kafa daha gitti. Tekrar saldırmasını bekliyorum. Evet. Biraz şimdi şu tarafa geçeceğim. Çünkü buraya daha yakın oluyor bu kafa. Hadi. Kaçırdım be. Evet. Onu da bulduk. Bunlardan bir yerde daha... Aha. Bunlardan bir yerde daha karşılayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çok önemli bir canavar değil. Bu arada suya girer girmez düşüyormuşsunuz. Onu öğrenmiş olduk. Bunlardan DLC'ye girerken de karşılaşacağız. Tabii o daha kolay. Buna göre. Bu bayağı defansı yüksek. Şu an ama. DLC'ye girerken karşılaşacağız. O daha kolay olacak. Hemen şöyle yapıyorum. Şurada itemler var mıydı ona bakacağım. Bu arada bu bize sürekli su fışkırtacak. Burada ölebiliriz. Çok sorun değil. Bonfire hemen dibimizde. Şurada bir şey var mıydı? Ona bakmak istiyorum. Açıkçası hatırlamıyorum da. Evet. Scale bulduk bir tane. Bize su fışrattı. Fışratmak neyse. Koşuyoruz arkadaşlar. Zaten oyun bize saklanmak için belli yerlere şey koymuş. Mesela şu kovuk. Hatta burada bir tane de şey olması lazım. Bir adını siz getirin. Crystal Lizard. Hemen ona da bakalım. Evet, yokmuş. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Devam edelim. Kumun bu tarafında kalırsanız arkadaşlar size vurmaz. O yüzden bu taraftan devam edebilirsiniz.
Şöyle bir çıkıp bakabiliyor muyuz? Evet, şunlar da çok değişik yaratıklar arkadaşlar. Hatta bunların içinden bazen Purging Stone çıkabiliyor. Eğer çıkarsa çok güzel olur. Böyle şey olduklarına bakmayın. Bayağı güçlü vururlar. Çıktı mı? Team Titanic'ler çıktı. Oha, o tarafa geçti. Bizim arkadaş. Bu arada o 5 başlı ejderhanın vurduğu su bunlara da çarpıyor arkadaşlar. Bunların da canını götürüyor. Bakın üfürecek şimdi. Evet. Timmy'nin Titanic çıktı. Biz hedefimize doğru devam edelim. Hani olur da Purging Stone çıkarsa diye. Şurada bir item var. Onu alalım dikkatli bir şekilde. Yine bir Dragon Scale daha. Evet, koşuyoruz. Püskürtecek büyük ihtimalle. Koştuk. Buradan aşağı düşebiliriz artık. Şurada ne var? Çok hatırlamıyorum. Bir ona bakacağım. Basiliskler var. Lanet olası basiliskler var. Tek tek çekip öldürmeye çalışacağım. Gel. Gel. Şu ayı abi gelsin. Dediğim gibi yumruğuna yakalanmayın derken ben yakalandım ve gördüğünüz gibi hayvani bir şekilde vuruyor arkadaşlar. Yani şu basiliskiyi alalım ilk önce. Al işte. Hiç hoş olmadı bu. Oradan vurması hiç hoş olmadı. Hemen içeriye bakacağım. İçeride ne var? Şurası bir yol gibi. Evet, doğru tahmin ettik. Burası nereye çıkıyor ona bakmak lazım. Burada bir basilisk. Yani burada olacak en son yerde bir basilisk var. Taser ahead mi? Yalan. Büyük ihtimalle yalan. Aynı yere geldik. Hiçbir fark yok. Yani Taser ahead diyorsun, altta hiçbir şey yok. Şunun içinde olabilir mi diye düşünüyorum bazen ama... Deneyelim mi? Kamera açısı çok kötü ama... Here diyor. Cidden daha önce benim de gelmediğim bir yere geldik arkadaşlar. Sanırım. Vay. Güzel bir miracle büyüsü. Daha önce geldiğimiz yer zaten burası. Hemen buradan çıkıyoruz. Şu abi bizi bir rahat bırakmadı. Bırakmaya da niyeti yok gibi. Evet, koşacağız. Belki bir Purging Stone buluruz. Ümidiyle. Geldik. Neyse, güzel bir keşif yaptık. Miracle büyüsünü buradan alıyormuşuz. Onu bilmiyordum. Güzel oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar, mecburi bir ara vermek zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen koştuk.
Evet, birisi Kindle yaptı en azından. 6 tane bonfire şeyimiz var artık, estusumuz var. Evet, uça uça geliyor kardeşim. Biz de kaça kaça. Hemen şunu öldürelim. Üfürdün mü? Üfürme. Hemen şunu da zaten canı az. Onu da öldürelim. Sen üfürmeden. Sen şey... Evet, Purging Stone'u aldık arkadaşlar. Bu şekilde de size bu Curse Buildup'ından nasıl kurtulacağımızı göstermiş olduk. Olacağız daha doğrusu. Koşuyoruz. Burada durmadan koşmamız lazım. Çünkü şu ejderhamsı 5 yaratıklı, 5 kafalı ejderhamsı şey sürekli olarak bizi takip ediyor. Evet, görüyorsunuz. Sürekli olarak püskürtüyor. Onu artık öldürmeyeceğim. Tek derdim benim koşmak şu an. Çünkü Project Stone'u aldık. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bana göre oyunun en güzel mekanlarından bir tanesi. Zaten müzikten de anlaşılıyor olması lazım yani böyle aşırı şey bir müzik var. Ne siz adını getirin böyle heyecanlandıran, lan bir şey olacak anasını satayım diyen bir müzik var. Ve kadim ejderha. Arkadaşlar bu ejderha kadim ejderhaların sonuncusu. Sonuncusu. Biz bunun Buildine yollayacağız ama. Evet, Dragon Great Sword. Çok güzel bir sword'dur. Enter the Covenant dedik. Evet. Path of the Dragon Covenant arkadaşlar. Dragon Headstone verdi bize. Dragon Scale ile bu arkadaşa offer yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki Head of the Dragon ne işe yarıyor? Onu gösterelim hemen. Summon the Power of the Dragon. Dragonların Dragon'un gücünü de veriyor. Ama Emet Bey Dragon. Only one step. But it cannot reverse until that. Reverse haldeyken kullanamazsınız diyor. Bu arada hemen Purging Stone'u kullanalım. Şu build-up'ımızdan artık çıkalım. Evet ve tekrar kendi halimize döndük. Bir tane. Yanlış hatırlıyorum bunu kullanmayı bilmiyordum arkadaşlar. Dragon Stone'u. Venüs ver kızım onu bana. Bırak bunu. Şimdi bir kere reverse yapacağız. Pahalı olduğumuzu götüreceğiz. Evet. Ve tekrar kullanmayı deneyeceğim. Kullanamıyoruz. Şeyden dolayı da kullanamıyor olabiliriz. Şimdi arkadaşlar, The Great Hollow burada bitti. Size göstermek istediğim son bir şey var. Onun için de Daughter of Chaos'a gitmemiz lazım. Biliyorsanız lavların içinde itemler var demiştim. Ama şimdi alamıyoruz çünkü ayağımız yanıyordu falan filan yanıyorduk kısacası. Ama biliyorsunuz bizdeki yüzükle artık onu alabiliriz. Bu hala bize küs. Küs olsun çok da umurumuzda değil.
Şöyle yapsam kullanabileceğim yerlere bakmak istiyorum. Onu nerede kullanabilirim acaba diye. Dragon Evet, hemen bonfire'ımıza oturalım. Şimdi yüzüğümüzü şuna değiştireceğiz. Alev'e karşı dayanıklı olan. Çanlar çalınıyor hala. Silahımı da şunu değiştireceğim. Hani olur da silahımızla bir şeyler yapmak zorunda kalırsak diye. Evet arkadaşlar. Şimdi ileride bir tane item var. Şu gördüğünüz yerde. İlk önce onu alacağız. Bir de en dipte bir tanesi var. Sonra da onu alacağız ama bu arkadaşlar bizi kovalayacaklar. O yüzden elimizi hızlı tutmamız lazım. Abi. Sıkıştık. Evet, sıkıştık. Çıkmadı oradan ya. Hemen tekrar gidiyoruz. Venüs bırak onu kızım. Kayıt yapıyorum bir tanem. Değil mi? Evet, tekrar onu almaya çalışacağız. Şöyle en uçtan gitmeye çalışacağım. Evet. Bu arkadaşım geliyor. Bu atladı. Lan düşme. Bunu alalım hemen. Durun. Gençler durun. Benim buradan çıkmam lazım. Hemen de şunu almam lazım. Ondan sonra ölsek de sorun yok. Evet. Chaos Ember'ı aldık arkadaşlar. Bu da bizim katakomdaki demirciye verirsek. Hadi öldürün hadi. Hadi öldürün hadi. Bunu da bizim katakomdaki demirciye vereceğiz ve kaos olarak artık sıralarımıza kaos verebileceğiz. Yani kaos alevini ekleyebileceğiz. Hemen var. Tomb of the Giants değil, katakomb. Ve buradaki demirciye de Chaos Ember'ı yes. Flame Ember'ımız üzerindeymiş. Ha, Flame Ember'mış zaten. Tamamdır. Bunu da bu şekilde verdik arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Bugün bilinmeyenleri hallettik. Bundan sonra diğer bölümümüzde artık nereye gideceğiz? DLC'ye gideceğiz. DLC'ye gitmek istiyorum. Çünkü şeye varmadan önce, Artorias'ın kurdunu öldürmeden önce DLC'yi tamamlayıp Artorias'ı öldürmek istiyorum ki size o kurdun ağladığı sahneyi gösterebileyim diye. O yüzden bir sonraki bölümde yani 15, 16 ve 17. bölüm, 17. bölümlerde tamamıyla DLC'de olacağız. DLC'nin 3 boss'unu bitireceğiz. Arkasına
Nivlondor Runis'e gideceğiz. Nivlondor Runis'te işimizi bitireceğiz 18. bölümde. 19. bölümde de adını siz getirin. Neyin? Lord'un düküne gideceğiz. Pardon, dükün arşivine gideceğiz. Biliyorsunuz Gwyn ihanet eden Sith'i, Sith ihanet ettikten sonra onu bir dük olarak şey yapmıştı. Şeyini yükseltmişti. Ve orada Sith'le karşılaşacağız. Skaz da Sith'le karşılaşacağız. Ve oyunu bitirmek için son nokta olarak da Gwyn'i öldürüp tam çözüm serimizi bitireceğiz. Tam çözümünü anlatımından hoşlandıysanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kaçırdığım noktalar olabilir. Lütfen bunları videoların altında yorum olarak yapın. Bu şekilde tam çözümümüzü sürekli olarak geliştirmiş olalım. Mumcus TV The Game Bro 14. bölümüyle, Dark Souls Master'ın tam çözüm serisinin 14. bölümüyle sizlere selam verir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek için bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Herkese çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.